Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Aymino'muzdan bahsedeceğiz biraz. Yuvadaydı demin, beni görünce çıktı şimdi. Şu an yuvası falan boş. Yuvaya kum falan alıp koyacağım daha. Şu an toz yapmış olsun, sadece toz var. Biraz da tüy var şu aşağılarda. Buraya dediğim gibi kuş kumu alacağım, koyacağım. Şu an yok. Erkeğimiz dişisini yuvaya soktu. Ama diğer erkeklere göre biraz baskınlığı az bu erkeğin. Diğer erkekler daha baskın buna göre. Bakayım, eğer bununla yumurtlamazlarsa albinomuzu tekrar sarı erkeğe atabilirim. Ya da aşağıdan bir erkekle eş yapabilirim. Bakayım, bunlar da zaten yeşil kuşumuz tüyden çıktı arkadaşlar. Mavimizin de birkaç gün daha var. O da tüyden çıkmak üzere. Bunlar da artık yumurtlayacak, çiftleşecek zamana geldiler. Büyüdüler o kadar. Şu an 5 aylıklar. 4-5 aylık var. 4 aylıktan büyükler, 5 aylığa yakınlar. Yani yavru verebilirler bana. Bunların da artık eş atma zamanı geldi dediğim gibi. Şu arkada erkeğimizi gösterelim. Üretim halindeki salmamız da arkadaşlar bitti. Kapısını falan yaptık. Bugün akşam da o tellerini falan geldireceğiz. Teller biraz değişik olmuş, onları geldireceğiz. Sonra kuşlarını atacağız. Kuşları atarken de ben video çekeceğim zaten. O videoyu da pazar günü yayınlayacağım size. 12'den önce yayında olur video. Pazar günü saat 11-12 gibi izleyebilirsiniz videoyu. Dediğim gibi üretimhane videoları pazar günü gelecek. Kuşları salarken atacağız. Yuvalarını falan her şeyini ayarladık arkadaşlar salmanın. Bunlara özel suluk ve yemlik yaptık. Kendimize bir şeyler düşündük, yaptık. Yuvaların tüneklerini falan ayarladık. Ondan önce yuvalara delik deldik, işte yuvaları falan sabitledik. Salmamızı yerine çektik, koyacağımız yere çektik, şu an orada duruyor. Led bağlasak mı bağlamasak mı diye düşünüyoruz, daha ona karar vermedik. Büyük ihtimal bağlamayacağız çünkü ışık yeter ona. Onun haricinde her şey iyi gidiyor, güzel gidiyor. Yaptığınız güzel yorumlar için de ayrıca hepinize teşekkür ederim. Beni sevindirdiniz. Bir de şimdi hangi kuşumu yaşatsam onu düşünüyorum arkadaşlar. Şu yeşilin eşi var. Bu yeşili eşi atacağız. Şu arkadaki mavimizin eşi belli. Üstteki İngilizimiz atacağız. Bu sarı erkeği hangi dişi atsam onu düşünüyorum. Bir de aşağıdaki erkekleri hangi dişimiz atsam onu düşünüyorum arkadaşlar. Deminki gösterdiğim. Sarı erkeği acaba bu çakıl ikna eder mi? Ya da çakılı yeni yavrularımla mı eşi atsam şuradaki? Çakılı bunların arasına atarım. Hangisiyle anlaşırsa onunla yumurtlatmaya çalışırım bakayım. Çünkü bu erkekler daha iyi oldu arkadaşlar, o sarı erkekten. Bu mor sarı dişimizde arkadaki, pardon mor sarı diyor, mor beyaz dişimizde. Buradaki sarı erkeğimizi yaşatırız bakayım, deneriz. Bunun tüyü gittiği zaman direkt mavi dişinin yanına koyacağız çünkü bu da tüyü arkadaşlar. Dişisi de tüyü. Diken diken gözüküyor şu an ensesinde falan tüyler. Biraz daha yaklaşayım. Odaklanırsa görürsünüz. Tüyler gördüğünüz gibi diken diken gözüküyor. Bazı arkadaşlar anlamıyor tüylü olduğunu. Bu şekilde anlaşılıyor arkadaşlar bak. Kafasında da beyaz beyaz tüyler var, ucunda siyahlık var. O kuştan kuşa değişir ama genelde beyaz olur böyle tüyleri. Ondan sonra rengi döner. Tüydeyken kuşlar böyle olur. Gözünün altında falan var arkadaşlar birkaç tane tüy. Onun haricinde buradaki sarı erkeğimiz aynı şekilde gözünün altında değiştiriyor tüylerini. Bunlar buraya baskınlık kurdular. Bunları burada yumurtlatacağız inşallah. Bunlar 5. yumurtladılar arkadaşlar. Bu erkeğimiz de bayağı güzel. Ben bunu çok seviyorum. Pamuk gibi maşallah. Nazar değmesin. Kameraya yaklaşıyor. Bunu ben ta yavruken ele alıştırmıştım, sonra unutmuştur ama. Bunların yumurtalarına bakalım. Yumurtaların 4 tanesi dolu arkadaşlar. Kontrol ettim, son yumurtayı daha yeni yumurtlamış, daha 6.yı da yumurtlamış. Maşallah, beni unutmayın arkadaşlar. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah. Çok güzel duygu. İlk yavrumu aldığım zaman bayağı sevinmiştim. Bir 4 sene önce oldu ilk yavruyu aldığım zaman da. Hatta bu yavrumun, bu sarı erkeğin annesiyle babasıydı. Bu zaten ondan yavrusu, ikinci yavrunun yavrusu. İlk yavruları ben sahiplendirmiştim başka kafesim olmadığı için. Ondan sonraki yavruları hep kendime durdurdum. Böyle hoşuma gidenleri. Bakayım bu erkeğe nasıl albino atabilirim. Bu da kız işleyecek. Yumurtlayabilir yani. Çiftleşebilir. Sıkıntı yok. Bu da bayağı güzel bir erkek.
Bu erkeğimiz de tüyde. Daha hepsi tüye girdi havalar ısındığı için. Burada kızıştı iyice. Elime falan kur yapıyor. Elimi koyayım hatta size de göstereyim. Gelir şimdi parmağıma kur yapar. Gel. Parmağın elime bile hallenmeye başladı. O kadar kızıştı. Bakın işte tüyden çıkarsa inşallah bu kafeste de yumurta atabilirsem bunlar daha buradan almayacak. Artık yumurtlayan çiftlerimi arkadaşlar bu BST kafese yerleştirmek istiyorum. Çünkü buranın temizliği falan daha kolay oluyor ev ortamında. Buraya yumurtlamayan dişlerimi atacağım. Burada kolay kolay yumurtluyorlar. Şu an elime kur yapıyor. Gözlerini falan küçülttü. Biraz daha uzatsam elimin üstüne çıkar herhalde. Ama kızsın bakın daha. Yaklaşık arkadaşlar 3 haftada falan tek başına duruyor bu ayda. Belki de daha fazla hatta. En son çakılla beraberdi. Çakıl da tüye girdi. Bu da tüye girdi. Ayırdım mecbur. Hala tüydeler. Mor dişimizi dinlendireceğim arkadaşlar bir ay kadar. Ona kalamar kemiği takviyesi yapacağım. Zaten kafeslerine taktım. Şu sol tarafı çürütmüşler. Hep orayı yemişler. Sağ tarafı hiç dokunmamışlar. Ucunda biraz ellenişlerinde. Mavi dişimiz tüyden bir çıksaydı keşke onu. Bununla İngilizce yavrularını çok merak ediyorum. Bakayım kesik göz İngiliz yavru alabilirsek bunlardan güzel olur. Mor dişimizin de poposunda yağlanma olmuş yumurtladığı için. Ama o zamanla geçecek kendiliğinden. Bunları buradaki dişlerimi en alt kata alacağım arkadaşlar. O alttaki erkekleri de bu kafeste yerleştireceğim. Burada yumurtlatmaya çalışacağım. Dişlerimizi salmaya çalışacağım yani. Bu diğer kafesten daha iyi. Burada hem uçarlar hem de fazla kuş olacağı için daha rahat olur onlar için. Dediğimizi de bunlar ucunu yemişler. 3 tane ışığı yanmıyor şu an üstte. Dediğimiz de burada. Zaten ucunu falan yemişler. Son 3 tanesi yanmıyor. Ama gene de aydınlatıyor. LED'lerini yakalım bakalım nasıl gözüküyor aşağı. Hemen dediğimizin fişi de burada. Yaktık. Hava akşama doğru bozuyor burada arkadaşlar. Hava kızdırdığı için yağmur geliyor. Saat 5'ten sonra falan 7'ye kadar 2 saat kadar bunların ledini yakıyorum. Oluyor. Şu sağ ön göğsünde 2 tane mavilik var küçük. O da büyük ihtimal bir dahaki tüyünde düşer. Ben beyaz kalacak herhalde. Bunlara kanal yemin verdim. Şu tarafta az bir şey var. Fazla vermedim tüye girmesinler diye. Aşağıdakilere verdim. Onlar hep bitirmişler. Sömürmüşler sol tarafı. Bir tek orayı boşaltmışlar gördüğünüz gibi. LED açınca daha güzel gözüküyorlar aslında da. Şu yanda kafes çekerken biraz red parlıyor. Bunlar çok ısırıyor arkadaşlar. Hiç erkek kuşu gibi değiller. Normalde dişler daha fazla ısırır. Bunları ben ele alıştırmadığım için direkt elime aldığım gibi direkt bayağı ısırıyorlar. Acıtıyorlar hatta. Şu yeşil bayağı kötü ısırıyor. Mavi anaç kuşum yoktu erkek. Sonunda onu da yaptık kendimize kendi yavrumuza. Yeşil tüyden çıktı gördüğünüz gibi ama mavi de daha var. Gözünün altlarında falan devam ediyor. Bu erkek çok durgun bunu biraz ne yapacağım ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal bu hayvanın karakteri böyle. Yani doğduğundan beri böyle herhalde.
bundan tüyden çıksın, bundan da eşlerini atacağız arkadaşlar. O zaman da videosunu çekeceğim. Dediğim gibi pazar günü de götürmeye videosu gelecek. Yaptığımız büyük salmaya anaç kuşlarımızı salacağız. Onun haricinde bir 6-7 tane de yavru salacağız. Orada büyüyecekler. Orada yumurtlayacaklar. Pazar günü saat 12'ye kadar arkadaşlar, öğlen 12'ye kadar video yayınlanmış olur. Sizden isterim kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.